Erkay, öpücük at oğlum. At öpücük oğlum. Murat ve Havva'nın delicesine birbirlerine aşıktılar. Selamün aleyküm canlarım. YouTube kanalımıza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız bizler de iyiyiz. Bugün şöyle saç kavurma yapmak istedim. Şöyle bir kilo etimiz. Şöyle bir kilo et. Bunu bir güzel şimdi düdüklü de biraz haşlayacağım. Daha sonra sacda kavurarak saç kavurma yapacağım. Bugün öyle istediler. Düdüklüme de suyu koyayım. Daha sonra biraz haşlayayım. Haşlamadan da yaparsınız. Haşlayınca daha güzel, daha yumuşak oluyor. Şimdi bunu düdüklü de haşlayayım. Şimdi şöyle bir kilo etimizi şu düdüklümüzün içerisine yavaş yavaş ekleyeyim. Biraz haşlandıktan sonra güzel kavuracağım bunu. Şimdi ağzını kapatalım. Güzel haşlansın şöyle yarım saat kadar. Daha sonra yapma işlemimize başlarız. Şimdi etimin yanına biraz pilav yapmak istedim. Her zaman pirinç yaptığım için bugün biraz bulgur pilavı yapacağım. Şimdi şöyle şehir elimi koyacağım. Bulgurum da hazır, bulgur. Pilavıma başlayacağım. Suyunu da ekledim. Şimdi ağzını kapatayım. Yavaş yavaş pişsin bulgur pilavım. Şimdi canlarım şöyle saç kavurmanın malzemesi. 5 tane şöyle yeşil biber, 2 tane domates, 3 tane soğan, şöyle 3-4 diş de sarımsak. Şimdi şöyle yapmış olduğum kavurmanın koyacağım malzemeleri göstereyim. Acılı biber, tuz, karabiber, kimyon, şöyle kekik. Şimdi malzemelerimi böyle doğradım. Domates, kuru soğan, biber, sarımsak hepsini hazırladım. Şimdi şöyle saçımızın altını yaptım. İçerisine şöyle kuyruk yağı ekliyorum.
Kuyruk yağımız biraz içerisinde güzel kızarsın. Kendi yağı ile pişirelim. Kendi yağıyla yaparsak kavurmamız güzel olur. Şimdi bu kavrulmuş olan yağımızın içerisine şöyle etlerimizi koyalım. 1 kilo kuşbaşı et. Bu da biraz böyle yağda kavrulsun. Evet, şöyle biraz kavrulan etimin içerisine şimdi şu biberimi, doğramış olduğum biberi ekleyeceğim. Biberimi de şöyle biraz kavrulsun. Şöyle canları sizlere göstereyim. Şimdi daha sonra şöyle soğanımızı ekleyeceğiz. 2 tane soğan. Soğanda da biraz şöyle soğanımız da kavrulsun. Şimdi şu göstermiş olduğum baharatlarını ekliyorum. Şimdi en sonunda da şu doğramış olduğum domatesimi, domatesim 2 tane demiştim, 1 tane yaptım. 2 yapmak istemedim. Çok domatesli olmasın. 1 kilo et. Çok güzel oldu dostlarım, şöyle şimdi şöyle ocakta yavaş yavaş pişiyor. Burada da pilavımı pişirdim. Şöyle. Pirinç pilavı güzel olurdu ama bugün bulgur pilavı yaptık.
Ne yaparsanız o yenir. Biraz domatesi de ayağı da şöyle soğusun. Su koymayacağız. Şöyle kendi yağ ile pişirdik. Pişmeye devam etsin. Daha sonra servisimizde görüşürüz. Şimdi şöyle pişirmiş olduğum saç kavurmasının son hali. Çok güzel oldu. Misler gibi oldu. Böyle. Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bizleri izlemeyi unutmayınız. Yorum yapınız. Bize abone olunuz.